Fadime'den Püf Noktalar Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün içleri dolu dolu yumuşacık patatesli şerit poğaça tarifimle sizlerleyim. 3 adet orta boy patatesin üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyip üzerine de bir miktar su ilave ettikten sonra patatesleri ocağa haşlanması için alıyoruz. Yoğurma kabına 1 yemek kaşığı dolusu instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı ılık sütü ekleyip çırpıcı yardımıyla bir süre karıştıralım. Yarım su bardağı sıvı yağla zeytinyağı karışımını kullandım ve 1 şişe de maden suyu. Maden suyu yerine süt ya da su da kullanabilirsiniz. Maden suyu poğaçada kullanıldığında poğaçaların daha geç bayatlamasını sağlıyor. O yüzden maden suyu kullanırsanız daha iyi olur. Unun bir kısmını karışıma aldıktan sonra üzerine de 1 tatlı kaşığı tuz ilavesinde bulunalım. Arkadaşlar, tarifimiz için toplamda 5,5 su bardağı un kullandık. Hamuru önce elimizle toparlayıp ardından güzelce yoğuruyoruz. Sonra da hamurumuzu mayalanmaya bırakıyoruz. Yaz mevsimi olduğu için hamurumuz çabucak mayalanacaktır. Uzun sürede mayalanmada bırakmayın ki şekil verme aşaması da sizin için kolay olsun. Hamurumuz mayalanırken biz de haşlanmış olan patatesimizden iç harcımızı hazırlayalım. Patatesleri haşlarken 1 çay kaşığı tuz ilavesinde bulunmuştuk. O yüzden tuz eklemiyoruz. 1 çay kaşığı karabiber, yarım kapya biber ve bir yeşil biberi küçük küçük doğramıştım. Üzerine ekleyip bir çatal ya da ezici yardımıyla patatesli iç harcını pürüzsüz hale getirelim. İç harcımıza oda ısısında bekletilmiş olan 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını da ilave edelim. Artık iç harcımız tamamıyla hazır. Mayalanmış olan hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masanın üzerine alarak 12 parçaya bölüyoruz. Toplamda hamurumuzdan 12 adet beze elde etmiş olacağız. Bezelerimizi uzunlamasına açacağız. Arada un serpiştirerek masaya yapışmasını önleyebilirsiniz. Bir kesici yardımıyla uzunlamasına şeritler oluşturalım. Yalnız keserken kesilen kısımların kenarlara taşmamasını sağlayalım ki rulo şeklini oluşturduğumuzda şeklimiz olumsuz etkilenmesin. Arkadaşlar, ben patates kullanmayı tercih ettim iç harcında. Böyle bol malzemeli güzel poğaçalar olsun istedim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Poğaçaların boyutları da büyük olsun istedim. Fırın tepsisi boyutu da büyük olduğu için böyle tepsi dolusuna güzel dursun istedim. Dilerseniz beza sayısını daha az hazırlayarak daha küçük boyda poğaçalar elde edebilirsiniz. Yağlanmış fırın tepsisine bütün hazırlanmış olan poğaçalarımızı alıyoruz. Üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısına 1 tatlı kaşığı sıvı yağ ilave ederek karışımı bütün poğaçaların her yerine denk gelecek şekilde fırça yardımıyla sürelim.
Poğaçalarımız daha sıcacık fırından çıktılar. Mis gibi gözüküyor, mis gibi kokuyor. Çok da güzel oldular arkadaşlar. Denediğinizde sonucu da yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bol malzemeli oldu. Böyle içleri dolu dolu patatesli oldu. Kapya biber ve yeşil biber de içine şıklık kattı. Arkadaşlar bugünlük de Fadime'den bu kadar. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.